Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzda Sel ve Taşkın eğitim serisinin üçüncü videosunu çekeceğim. Burada arazi kullanımı, jeoloji haritası ve toprak haritası üretimini göstereceğim. Bunlar için tabi verilere ihtiyacınız var. Ben sadece bu alan için yani Erzincanlılık için olan verileri zaten kullanıyorum. Drive linkinde de bunları koyacağım. Oradan istediğiniz gibi indirip tek tek bu analizleri deneyebilirsiniz. Bu videodan sonra da zaten bir ya da iki videomuz kalıyor. Onda da son işte bu verilerin son düzenlenmesini ve analiz kısmına geçeceğiz. AHP yöntemine. Buradaki e, parametreleri siz arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu akademik araştırma makalelerine bakarsanız, onlarda çok farklı farklı veriler kullanmışlar. Bu BTG dediğimiz büyük toprak grupları verisi. TRGM'den yani Tarım Bakanlığı'ndan bu veriyi elde edebilirsiniz. Alanımıza göre kestik. Erzincan il sınırına göre. Burada kullandığımız üçünde de aynı mantığı kullanacağız. İlk önce keseceğiz. Daha sonra disol yapacağız. Disolvum mantığı bu mesela alüvyon toprak birkaç yerde var. Ve bu poligon olarak farklı farklı katman olarak gözüküyor. Ben bu tüm alüvyonları tek bir poligon içinde birleştiriyorum. Bu sadece arazi kullanımı için ya da toprak içinde değil, jöloji için içinde geçerli bu veriler. Sadece parametreleri azaltıyoruz. Daha sonra proje yani projeksiyonu tanımlayacağız. Burada dikkat etmeniz gereken tüm verilerin projeksiyonları ve çözünürlükleri aynı olması gerekmektedir. Dediğim gibi bu veriler Drive Link'inde var. Oradan indirebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Burada kullanacağım lejantların notları da orada var. Oradan da bakıp lejantlarını tek tek girebilirsiniz. Ben bunları önceden yaptığım için sadece örnek olarak göstereceğim. Tek tek girmeyeceğim. Çok uzuyor çünkü video. Siz istediğiniz gibi veriyi indirip bakın. Gördüğünüz üzere verilerimiz açık. İşte A yol, B kahverengi toprak olması lazım. Bunların zaten lejantlarını ben girdim. Gördüğünüz üzere A alev toprak. B'ye gelelim. Kahverengi toprak. Böyle siz tek tek bunları girip hazırlayabilirsiniz. Ben bunlarla uğraşmayacağım dediğim gibi. Çok uzun sürüyor video. Arazi kullanımına gelelim. Arazi kullanımda yine aynı bu BTG verisinden yapacağız. İçinde bu veriler de var. Şu anki Şimdiki arazi kullanımı diye bir veri halinde. Klipli hemen daraltalım alanımızı. Sizin klip yapmanıza gerek kalmayacak zaten. Kesilik, o kesilmiş olarak koyacağım oraya. Bizde tüm Türkiye'nin olduğu için veriler kesmemiz gerekli. Bundan sonraki tüm işlemler aslında aynı. Ben ara ara koymayı düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz, herhangi bir probleminiz olduğunda aşağı yorum olarak bırakın. Zaten genel olarak videolarımı arkadaşların yorumlarına göre çekmeye çalışıyorum. Siz de hani istediğiniz bir video varsa onu aşağı yorum olarak bırakırsanız muhtemelen bir iki hafta sonra da sizin o konuda video çekmiş olacağım. Dediğim gibi aynı şekilde klip, alanı daraltıyoruz. Sonra dissolve yapıyoruz, projeksiyonu tanımlıyoruz. Daha sonra da sembolojilerini yani lejantlarına giriyoruz ve bitiriyoruz. Bir sonraki aşamada da zaten bu verilerin düzenleyip ağırlıklarını bulacağız. Daha sonra da analiz edip taşkın sel risk haritamızı üretmiş olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.